Türkiye'nin dört bir yanına iktidar partisinin tek umudu. Bunlar tüzük yaparken yine birbirlerine girecekler. Bakın ondan sonra neler olacak. Bu millet bunlara devletin emanet edilmeyeceğini kongrezyumda görürsünüz diyenler dün akşam büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Oy birliğiyle geçen tüzük bugün buradadır. Bu tüzük ne bana güven oyudur, ne geçmesi beni güçlendirir, ne geçmemesi beni zayıflatır. Bu tüzük geçince hiç kimse kaybetmez, bu örgüt kazanır. Ben bu tüzüğün herhangi bir maddesinin ya da bütününün bu örgütün tümü tarafından sahiplenmemesi durumunu bu örgüt açısından son derece sorunlu demeyeyim ama kaygı verici bulurum. O yüzden bundan önce yürütülen demokratik tartışmaların birazdan oluşturulacak tüzük komisyonunda da burada yapılacak görüşmeler sırasında da bütün bir özgürlükle tartışılması ve Türkiye'ye örnek olacak bir müzakere sürecinden sonra bu salondan birilerinin beklentisinin aksine güle oynaya el ele hep beraber işin kolay tarafını başarmış, esas zor tarafına yani Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi belirleyeceğimiz program kurultayına adım atmak üzere bugün akşam bu salondan hep beraber omuz omuza çıkacağımızı biliyorum, umuyorum. Bunun için sizlere güveniyorum. Bu süreci her birinize ayrı ayrı emanet ediyorum. Biz ekranları kapattığımızda içeride konuşurken dışarıda birileri istismar etmesin diye birkaç hususa değinip kamuoyunun merakını tatmin etmek adına şunu söyleyeyim. Yazıldı çizildi. Dönem sınırı bugünden başlıyormuş. Daha 3 dönem milletvekillikleri mümkünmüş. Efendim 5 dönem yapan daha 8 dönem yapacakmış. Öyle bir şey yok. Bu komisyon dönem sınırını 2 seçim önceye çekmiştir. Bu komisyon mevcut milletvekillerine 1 dönem, önceki milletvekillerine 2 dönemlik milletvekilliği yapılmış saymıştır. Bundan sonraki süreç için tüm milletvekillerine ki buradan açıkça söyleyelim, kamuoyunda tartışılan, yıpratılan, bu partiye dünya kadar emeği olan bu dönem ya da geçmiş dönemdeki değerli yöneticilerimizin hiçbiri için değil. Ama sadece bu partide buçuklu dönemlerle dönemleri hızla doldurulmuş genç yaşındaki birkaç arkadaşımız için belki bir dönem daha aday olma imkanı teklif edilmektedir. Takdir genel kurulun olacaktır. Ancak şunu yazalım dediler. Çok ince bir davranış gösterdiler. Dediler ki yazalım ve Cumhuriyet Halk Partisi parlamenter demokrasiye inanan, güçlü parlamentoyu savunan bir partidir. Genel başkanının milletvekili olması doğru bir durum değildir. Partiyi güçsüzleştirir. Bunun için hiç olmazsa genel başkanlar için muafiyet maddesi yazmayı önerdiler. Teşekkür ettim, reddettim. Ben 2015 yılında yapılan ön seçime kadar bir milletvekiliydim. Çalışan bir milletvekiliydim, gayret eden bir milletvekiliydim. Bu gayretlerim Manisa'da oy kullanan 13 bin üyenin 11.657'si tarafından takdir edilip %86'yla tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkan vekili de oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkanı da oldum. Bugün genel başkan da oldum. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, genel başkan yardımcıları ya da bilinen isimleri, kamuoyunca bilinen isimleri bir şehre giderken elde bayrak saatlerce beklenen, yağmur altında dinlenen, güneş altında sabırla destek verilen isimleri kendi memleketlerinden ya da herhangi bir seçim bölgesinden ön seçimde çıkma kaygıları varsa zaten o kişi de bitmiştir, o parti de bitmiştir. Genel başkan dahil hepimiz ön seçime gireceğiz. Milletvekili olmak isteyenler
ön seçime girecekler, örgütten onay ve destek alacaklar. Bunun dışında bugüne kadar ne kadar saçma sapan partiyi tartıştıran söylem varsa hepsi oluşan metinle çökmüştür. Bu metin basıldı dağıtıldı diye tahmin ediyorum. Öyle bir gayret vardı. Gül Hanım yetişti mi? Basıldı dağıtıldı. Bu metin hepimizin en mükemmelini dağıtılıyor arkadaşlar. Bankolara konmuş. Bu metin hepimizin daha iyisini bu örgüt yapana kadar Türkiye'de ortaya çıkarılmış en demokratik parti tüzüğü olarak hepimizin övünç kaynağı olmaya namzettir, adaydır. Burada açık söyleyeyim. Hiçbir maddeyi ben istiyorum geçecek, şöyle olacak, böyle olacak demeyi kendime de size de yakıştırmam. Ama bir maddeyi hepinize emanet etmeye istiyorum. O da gençlik ve kadın kotasıdır. Burada dünya kadar spekülasyon yapılıyor. Bu konuyu bizzat açıklamayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadına seçme ve seçilme hakkını sağlayana kadar gösterdiği gayreti kendime vasiyet bilerek bu maddeden ben bahsetmek istiyorum. Bugün %33 kadın kotası vardır. Uygulamada sorunlar vardır. Ancak bunun uygulanması noktasında partimizin hem önceki kadın kolları genel başkanının hem mevcut kadın kolları genel başkanının Türkiye Kadın Hareketi ile birlikte örgütlerimizin, kadın örgütlerimizin tam desteğiyle eşit temsil noktasında ortaya koydukları yoğun bir emek, önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kadın devrimi yapacağız, eşit temsil getiriyorum diye ortaya koyduğu örnek bir irade ve benim de sahiplendiğim net bir tutum var. Ancak örgütün zorluklarını, sürecin zorluklarını bilerek kadın kotasını tüzüğümüzde %50 eşit temsil olarak ve adına artık zaten yazdığı gibi kadın değil cinsiyet kotası diyerek ümit ederiz ki bir gün bu kota erkekleri de koruyacak ve bu cinsiyet kotasını %50 olarak yazıyoruz. Ancak yürürlülük maddesinde bunun ilk kurultayda 35, bugün 33, bir sonrakinde 40, bir sonrakinde 45, bir sonrasında 50 olacak şekilde bir geçiş süreci tarif ediyoruz. Bu süreç örgüt denetiminde yaptığımız ön seçimlerde de 35, 40, 45 ve 50 olarak gidecek. Birilerinin korktuğu gibi efendim çok az kadın var, erkeğe göre çok fazla imkan bulacaklar olmayacak ama önümüzdeki 4 kurultayda eşit temsili yakalayacak irade de ortaya konacaktır. Ayrıca gençlik kotası bugüne kadar 30 yaşına kadar %10 uygulanmışken bundan sonra düzeltiyorum 35 yaşına kadar %10 uygulanmışken bundan sonraki %20 uygulanmışken düzeltiyorum. Bir ara bunu ikiye bölme ve 10-10 uygulama tartışmaları vardı. Çünkü hep gençlik kotası 28-29 yaşındaki arkadaşlarımıza uygulanıyor. Maalesef 20'li yaşlarının ortalarında ve daha öncesinde olan arkadaşlarımız yer bulamıyordu. Şimdi bu kotayı 18-25 yaş için 10, 25-35 değil 40 yaş için, yani artık doğumla beklenen yaş uzadığı için, insan ömrü uzadığı için, eğitim süreleri, yüksek lisanslar uzadığı için 35-40 yaşındakileri de ikinci bir çağ kotasına alarak ve oraya da şu anda 10, ilk kongrede 15, bir sonrasında 20 kota uygulayarak bir devrimi, söz verilen bir devrimi hep birlikte gerçekleştirmeyi istiyoruz. Bu madde bugün için hemen bir sonuç doğuracak madde değildir. Bu madde uygulandıkça kadınları partiye çekecek,
yer buldukça daha fazlasını getirecek ve her aşamanın sonunda bundan 10 yıl sonra artık eşit temsilin yerleştiği bir madde olacaktır. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin önerdiği yöntem de budur. Cumhuriyet Halk Partisi rakiplerinden kadına duyduğu saygıyla pozitif ayrışmak durumundadır. Gençlere açtığı alanla pozitif ayrışmak durumundadır. Bu maddeyi her birinize emanet ediyorum. Eğer bu maddede gençlerin önünü açarsak, kadınların önünü açarsak ikinci bir dalga yaşanacak. Bakın, yerel seçimlerde 10 olan kadın belediye başkan sayımızı %340'la 34'e çıkardık. Genç belediye başkan sayımızda tarifsiz artışlar oldu. Ne oldu? Her hafta sunum yapılıyor. 9000 üye geliyor. 7200'ü genç ve kadın üyeler arkadaşlar. Parti gençlere, kadınlara bir adım attığında onlar partiye 1000 adım atmaya başladılar. Onun için bu süreci gerçekten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tutumunu kendime ve size vasiyet sayarak kadın ve gençlik kotasını sizlere emanet ediyorum. Arkadaşlar, az alkış olursa şöyle bir yöntem de var. O maddede açık oylama talep ederim. Oyları açık verirsiniz. Sonuçları kızınıza, eşinize ve gencecik oğlunuza postaya veririm. O yüzden gençlere sahip çıkın, kadınlara sahip çıkın. Bir diğer husus da şu, kamuoyunda çok tartışıldı. %5 imzayla aday oluyor ya genel başkanlar. İl başkanları da %10'la. Bunu 15'e çıkarıyormuşuz. Bunu yazdılar, çizdiler. Televizyon kanallarında tartıştılar. İlk günden beri düşüncem oydu. Önerdim, taslakta yer aldı. Genel başkanın imza toplaması, genel başkanlarımızın haberi olmaksızın etrafında onları onlardan çok sevenler tarafından örgüt üzerine, delege üzerine bir baskıya, sonra da toplanan imzalardan az oy alınınca parti delegesinin ahlakını sorgulamaya dönüşecek kadar hadsiz ve hadsiz bir sürece dönüşüyor. Önerimi kabul ettiler, teşekkür ediyorum. Mevcut genel başkan imza toplamaz, toplayamaz. Talebi halinde adaydır. 60 tane parti meclis üyesi olan, 130 tane milletvekili olan genel başkan, 60 imza toplayacağım diye 1300 tane delegeye imzayla, imza verme süreciyle muhatap etmek yerine mevcut genel başkan talebi halinde adaydır. Diğer adaylar %5 imza toplarlar, %10'dan çoğunu toplayamazlar. Divan %5'ten az, %10'dan çok imza kabul edilemez. Bu adımı atmak suretiyle artık delegemizin, örgütümüzün üzerindeki imza toplama baskısını, iki kıymetli adayın iki kıramayacağın temsilcisini memleketinde ağırlayıp da ona mı versem, buna mı versem, ona da vermiştim, mahcup olmuştum tartışmalarını, genel başkanlarımızı bu işe muhtaç ve kurultay delegelerimizi sanki gayri ahlaki bir tutum takınabilecek kişiler gibi gösteren bu haksız süreci sonuna kadar tarihe gömüyoruz. Ayrıca il başkanları için de %10 olan imza sürüyor ama divana %15'ten fazla imza teslim edemeyecekler. Yani 600 delegenin 500'ünün imzasını aldım, bitti bu iş havasıyla bir kongre yaşamayacağız. Daha çok adayımız olacak, adaylıkların önündeki tüm engelleri kaldıracağız.